Cansu Arıcaner'in dünyasından hayırlı günler diliyorum canım Türkiye'm. Herkese selamun aleyküm. Allah'ın nur rahmeti üzerinize olsun. Nasılsınız canlar? Çok şükür, bir şükür. Bizler iyiyiz. Ben bugün yollardayım ama bugün niçin yoldayım? Bir, yine bir öğrenci kaydım var. Onun için gidiyorum halk eğitimi. İki, Caner 15 tatilde. Hani biz halk eğitimde 15 tatil falan bizde ara olmaz. Ama Caner ara tatil olacağı için evde kalmasını istemiyorum Caner'in. Ondan Caner'e de Şekbel Kur'an kursunun erkek bölümüne yazdıracağız. Orada hani kız bölümü de var. Hani bilgi vermek amaçlı söyleyeyim size. Orada 6 gün önce bir kamp olacak. İnşallah Allah nasip ederse o kampa yazdıracağız. Şimdilik yoldayım. Hemen kamerayı çeviriyorum. Cansu yollarda. Cansu yine yollarda. Caner diyor ki anne diyor yine mi bu şekilde şey yapacağız, yollardayız diyor. Dedim oğlum ne yapacağız? Tabii ki yollardayız. Yollarda. Evet. Bir annem bütün ateşini gidiyoruz annemin. Evet. Annemin halk eğitimine gidiyoruz. Evet. Kaan soruyor bana nereye gidiyoruz anne diyor. Halk eğitimine yani gidiyoruz oğlum diyor. Halk eğitimine gidiyoruz canım. Annesinin halk eğitimine gidiyormuşuz. Allah ayırmasın bizi. Yolumuzdan, öğrencilerimizden. Allah'ım ayırmasın. Şimdi halk eğitime geçiyorum arkadaşlar. Önce bir öğrenci kaydım var. Birkaç tane onları halletmem lazım. Ondan sonra Allah'ın izniyle. Ondan sonra da tabi yolda giderken önce Caner'in Kur'an kursuna uğrayacağız. Caner'in Kur'an kursunun ücretini vereceğim. Onu halletmem lazım. Yani Kur'an kursunda şöyle eğitim veriyorlar arkadaşlar. Yani çocuğunuza sabah saat 10'da başlıyor eğitim. Saat 2'de bitiyor. Ben gittiğimde, eskiden gittiğimde anne, bana evet. Orada işte Kur'an öğretiyorlardı. İşte evet, orada etkinlik yaptırıyorlardı. Evet anneciğim. Şimdi normalde bu sohbet saati oluyor. Sohbet ediyorlar çocuklarla. Hani mesela Allah'la ilgili konuşuyorlar. Evet, Allah'la ilgili bilgi veriyorlar. Hani suyu boş akıtmamız gerektiğiyle, elektrik tasarrufuyla ilgili çok güzel şeylere değiniyorlar. Aa, sen evet oğlum. Yol bugün burada işte anneciğim. Bir de kameralar var çekiyor burada. Yol buradaki teyzelerin hakkı. Ama bak, maalesef insanlar durmuyor. Bak burada yaya işaret. Burada geçmemiz lazım. Buyurun geçin lütfen. Arkadakiler de beklesin. Çünkü burada bir yaya geçtiğim var mı durmak zorundayız. Evet bugün öğrendim. Evet anneciğim. Kurallara sakin olmamız lazım. Ama insanların bunu bir kısmına uyuyor bir kısmı uyumuyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Biz uyabildiğimiz kadarıyla. Ben insanların yaya geçtiğinde yol veriyorum. Burada özellikle elbiseler var. Hatta adam demin bana böyle arkadan korna basıp bana el kol hareketi yapıyor. Niye duruyorsun derdesinden. Kolunu uzatmış bana. Ya yaya geçsindesin kardeşim. Yayaların hakkı yol versene sen. Burada 70'le gidiyor. Bakın burası bir yaya geçti. Geçen insanlar evet. Var. Yavaşlıyorum. Ben bunu yavaşlıyorum. Evet tamam bitti. Aferin. Bu kadar. İkimizin iki arabayı da aferin. Maalesef oğlum insanlar insanlar birbirlerine yol vermiyorlar yaya geçitlerinde. Yaya geçitleri yolcuların hakkı. Anneciğim insanlara yol vermiyorlar. Hayır anneciğim yol vermiyorlar. Niye? Anneciğim bilemiyorum artık. İnsanların bazıları kurallara uymayı sevmiyor. Niye? Kişilik özellikleri anneciğim yapacak bir şeyimiz yok. O zaman niye derleriz gibi? İşte anneciğim biz yayalara, yaya geçitlerine yol vermemiz gerekiyor. Demin de yol verdiğim için adam bana böyle el kol hareketi yapıyor. Kamerayı durdurdum. Kadınlar geçecek ama geçmesine izin vermiyorlar. Keşke oraya durdurmasaydın diyorum. İnsanlara gösterseydik. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bu arada Caner'e Kur'an kursunda hem dini eğitim veriyorlar. Bazen mısır da patlatıyorlar, film açıyorlar. Evet, bafaların mısır patlatıyorlar, film açıyorlar, etkinlik yapıyorlar. Böyle çok bazen güzel. Gerçek çekişler kullanıyoruz. Evet evet, hatta Caner geçen gün böyle çok güzel çekişlerden böyle ay yıldız gerçek yaptı. Evet, onu da gösterelim Caner. Ben eve gidince arkadaşlar, ben size gösteririm. Tamam. Ben de önce gösteririm. Sen de önce mi gösterdin anneciğim? Evet. Anne. Anneciğim çeker misin? Tamam anneciğim geç. Bugün hava güzel Gaziantep'te. Evet. Yani beden de yapılabilir. Yani güzel bir yürüyüş yapılır. Neye
yapılmasın. Yani ama ay canım annem benim. Ama bu arada hava biraz daha güneşli ama soğuk. Niye? Soğuk. Neden? Çünkü kış anneciğim. Anne. Efendim oğlum. Anne çarşamba, perşembe mi? Kar yağacakmış. Anne bizim kapının önü ne olmuş biliyor musun? Bizim kapının önü bu pisti olmuş. Hadi duyuyordum ya. Ben. Anne orası işte. Hani orada şifreye giriyorsun ya. Şifrenin gitmeye hem yanında buz tutmuş. Yani buz bu pist olmuş. Pist. Olabilir anneciğim, olabilir. Ben buraya bastım. Buraya acaba dedim kaydı. Oy annem bir şey oldu mu? Acıdı. Bir şey olmadı. Ama acıttı yani. Demin gördünüz mü amcanın birisi Reviş'ten karşı tarafa geçti. Ne? Demin amcanın birisi şuradaki ben geçtiğinden yan tarafa geçti. Allah. Aynı şekilde ya. Allah. Ama burada dönüş yasakmış. Bak burada dönüş. O dönüş yapmıyor anneciğim. Aa, bak burada biz yazın. Diğer şete geçiyoruz. Şuradaki şeyin hiç. Evet şuradaki. O dönüş yasak da böyle anneciğim. Aha, biliyorum dönüş çarpı yazıyor. Ben de o tamir ettireyim. Anne, tamam bak. Anneciğim ver. Bak dönüş. Ver gösterelim. Bu da Kaan'ın uçağıymış. Evet. Arkadaşlar bu da benim yaptığım silah. Bakın. Caner'cim bir durur musun anneciğim? Bu arada Caner de okulda trafik dersi işliyorlar. Hani orada artık anlatıyor bana Caner. Aferin oğlum. Anne buradan dönüş yapamazsın diyor. Anneciğim ama yalnız o dönüş değil. Bu araba çekilirdi. Aa, evet annem orada böyle öyle yazıyor da. Şey Caner'cim deminki de böyle U dönüşü yasaktı annem. U dönüşü yani dönmesi yasak. Evet, evet anne. Hani öyle de. Hani öyle söylüyorum yani. Hani diyorum. Mesela sen bana bir tane tabela söyle burada. Şuradayım mesela 70 yazıyor. 70 söyleyeyim mi? Buradaki arabalar sadece arabalar 70'te 70'e kadar gidebiliyormuş. Anladın mı? Evet anne. 70'e kadar. 70'e kadar gidebilmiş. Evet arkadaşlar şu anda Kavaklı'ya giriş yaptım. Hemen aradan. Bu arada burada biraz şey çok karışık birbirine benzeyen yerler olduğu için hani bir üst geçitten dönmem gerekiyordu ama şimdi alttan döndüm. Tam üzerine çıktım. Şükür elhamdülillah. Evet, çıkma Kur'an kursu. Geldik. Geldik mi? Evet anneciğim geldik. Anne. Hey anneciğim, burası çıkma Kur'an kursu anne. Saat abinin, annem abinin bir saatte buraya göndereceğiz. 15 saat. Evet arkadaşlar, şu anda geldim. Burası. Bu bina. Şikba Kur'an kursu. Araba anahtarını verdiler oradan bana anneciğim. Aldın mı? Anne bak miyav. Çitli arabayı. Aba nasıl güzel miyav diyor. Yavru yavru. Küçük daha. Çok da yavru değil anneciğim o. Abi olmuş. Benim gibi. Evet. Hoşgör Şekbal Eğitim ve Kültür Derneği. Arkadaşlar mükemmel bir eğitim veriyorlar burada. Herkese tavsiye ederim. Oğlum da Allah nasip ederse inşallah 15 tatilde buraya göndereceğim. Bahçenin güzelliğine bakın ya. Ne kadar güzel yapmışlar. Buradaki kızlarımız yani hocalarımız çok becerikli. Maşallah ve çok ilgililer. Yani çok güzel. Bunu da ödülsüzler kızlar bir tarafını yapıyorlar. Bilemiyorum annem çok becerikli öğretmenler yapıyor galiba bunu. Hatta bakın onları dışarıdan şeklinde yapmışlar. Ne kadar güzel. Evet canlar şimdi biz burayla görüştük. Rüveydarca ile görüştük. Caner'e 15 günlük 15 tatili bir haftalık olan bir kamp var. Ona yazdırdık. Rabbim nasip etsin diyorum ben. Tekrardan yola devam ediyorum. Evet canlar şu an yola devam ediyoruz. Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle. Kur'an kursumuz. Şekbal Kur'an kursu. Evet. Değil mi anne? Evet anneciğim. Şekbal Kur'an kursu. Hı hı.
kavakla geçmiş olduğumuz yer millet. Burada her yer birbirine benziyor. Ya, yani yıllardır Antepliyim, tamam. Hani burada bilirim ama ben bile bazen karıştırdığım oluyor. Niye? Çünkü sokaklar birbirine benziyor. Yanlar gördüğünüz gibi çok dar birbirine, çok yakın. Efendim Kaan. Neden öğretmenin oldu bu sefer? İyi bakalım. Şimdi ben biraz programla ilgili bilgi aldım. Hani ne yapacak diye. Önceki çocuklara biraz yine ahlakı, edep, haya duyguları, oturma, kalkma, konuşma, diksiyon eğitimi, hani büyüklere ve büyüklere ve küçüklere sevgi, saygı. Bunlarla ilgili eğitim verecekmiş. Artı çocukların birbiriyle olan davranışlarını, tutumlarını. Bizimkiler arkada sohbet ediyorlar. Kelebekler sınıfı Kaan mı? Evet. Kaan'ın sınıfının ismi Kelebekler sınıfı Kaan. Güzel bir eğitim olacak çalalarını izle Caner'le. Kelebekler tanıtı. Öyle mi anneciğim? Kelebekler tanıtı öğretmenim. Anne boşaldı değil mi? Evet anneciğim. Annem biliyorum. Şimdi birkaç yer almam lazım. Birkaç almam gereken eşyalar var. Onları halledeceğim Allah'ın izniyle. Sonra da yola devam edeceğim. Bu arada yolda muz gördük. Çocuktan muz istedim. Muz aldım. Arkada bizimkiler muz yiyor. Anne bak. Benimkine ikili çıktı. Bakayım Tener'cim. Aferin. Afiyet olsun anne. Benimle bak. Ha, seninkine de batayım hele bir. Aferin oğluma. Çilekli. Çilekli muz. Afiyet olsun. Değil mi anne? Hı hı. Afiyet olsun anneciğim. Şimdi arkadaşlar biz babama diyoruz ki baba oraya bir sen yemeği fotoğrafı koy diyoruz. Babam hemen koyuyor. Evet. Baban hemen çilek fotoğrafı koy diye koyar. Şu fotoğrafı koy diye koyar sağ olsun. Hava güzel ama biraz böyle havanın keskinliği arttı gibi. Böyle keskin bir soğuk var. Gaziantep'te kışın ellerinizi krem sürmesi kapıdan dışarı çıkamazsınız millet. Ben rehberlikleme gördüm biliyor musun? Çünkü hava gerçekten soğuk ve Gaziantep'in soğuğu ellerinizi çatlatır. Şeper Kur'an kursuna gittik ya. Orada kadınlar diyordu ki bir güneş bir yere gidek dedi. Bir tane kadın diğer kadın dedi. Güneşlik hiçbir yer yok dedi. Olsa da çok soğuk dedi. Evet anneciğim hava soğuk şu anda. Neyse senin şu Kur'an'ı kursu işini hallettik elhamdülillah. Rabbim nasip getirsin. Ayağı güdümlü olsun oğlum. Bilgi birikimini artırsın Allah. Alacağın ilim irfan şifa olsun sana inşallah. Teşekkürler. Yavaşça Kaan'cığım. Tamam. Eline peçete alalım. Dur peçete alalım anneciğim. Dur Kaan. Al Kaan. Limanı sevdi Kaan elinde. Allah onun hayrını versin. Neymiş Kaan? Ay anne oynama. Hayır Kaan oynama. Allah adamına hayrını versin. Söyle bakalım Kaan. Allah hayrını versin. Ben bunu vermedim. Vermesin diyor ya. Biz ben versin diye öğretiyorum. Ben Kaan. Ben versin. Bak bilerek yapıyormuş Caner gördün mü? Afiyet olsun. 3 tane müziği. Birisi ikiliydi. Senin kısmetin oğlum. Evet, kısmetmiş. Kısmet banaymış. Evet anneciğim. Her zaman anne bana 2 tane muz vermiş oldu. Anne, bana muz ver.
Efendim anneciğim. Caner tam sınav şeyden poşetten falan daha kalmamız varken. Hayır Caner yeter anneciğim. Fazlası zarar. Tamam kaldım. Bir saniye var. Arkadaşlar şurada fırınım var. Bu fırının nohutunu herkese öneririm. Ali Süzer'in karşısındaki fırın. Hatta geçen gün bunun çekimini yapmıştık. Teyzemin evi. Caner'cim. Fazlası zarar. Fazlası zarar anneciğim. Hayır anneciğim. Değil mi anne? Anneciğim fazlası zarar mı? Evet. Gözünü sevdiğim. Değil mi anne? Evet anne. Hasta oluruz. Oğlum her şeyin fazlası zarar. Evet. Hasta oluruz değil mi anne? Evet anne. Ama bazen çoğunda yiyorsun. Sen de o zaman hasta olurdun. Bunlar çok güzel. Ellerini sağlık. Afiyet olsun anneciğim. Ellerini sağlık anne. Afiyet olsun çocuğum. Anne. Ben iki bozdu üç tane yedim. Anne. Bugün anneanneme mi gidiyoruz? Anneme yaşlı birkaç işimi onu halletmem lazım. Neyi? Birkaç tane işim var annem, onu halledeceğim. Bizi babaanneme, anneannemi bıraksana anneanneme. Anneciğim olmaz. Bir tane anneannemi bırak. Vakit yok oğlum. Yok. Hayır olmuyor. Anne yedime gideceksin değil mi? Evet anneciğim. Ben gönderi gideyim, sen de hap yedinle. Ben sıkılıyorum annemden. Öyle mi? Evet. Sıkılıyorum anneciğim ama ya. Sıkılıyorum. Bakarız umarım aşağı. Evet. Ama yine de gidelim. Anne ben arabada top tutuluyorum. Değil mi anne? Değil mi? Hı-hı. Ben arabada tutuluyorum. Bak anne. Bak şuraya doğru gidemezmişiz. Bak bunu, bak. Caner şu işaret ne demek? Sola dönüş yasak diyor. Yani karşı tarafta sola dönemezsin diyor. Oğlum buradan ama buradan o dönüş alabiliriz. Bak o dönüş alabiliriz ama. Ama bak buraya gidemezsin. Bak tek yön diyor. Bak burası tek yön diyor. Bak şurada yazıyor. Bak levhayı görüyorsun. Şurası tek yön diyor. Ha gördüm. Aferin sana. Yani şurada bisiklet içeri. Yani buraya evet, bisiklet. Evet bak şurası bisiklet yolu diyor. Bak şurası. Ha bisiklet yolu diyor. Aferin sana. Ama mesela Caner burada bak şimdi sol dönüşle levhasının çizilmiş. Yani sol dönüş yasak diyor. Ama o dönüş yaparsın if işareti olsaydı, üzerine çizik çizilseydi geçe yapamazdık. Ama buradan şimdi o dönüşü buradan şöyle mesela bak ya bu arabada hani şurada dönme işareti var ya. Evet. O onun üstünde kırmızı çarpı olsaydı şöyle. Hı-hı. Yani anne, olamaz. Anne. Efendim Kaan'cığım. Bir şey demiyor kandırıyor. Evet yanlışlığımızdan. Hemen sinyalimizi verelim. Anne. Teşekkür ederim anne. Evet Yasin anneanneni bırakacağım. Kaan'la beraber ben halk eğitime gideceğim. Teşekkür ederim anne. O sözü veriyorsun değil mi akıl duracağına? Anne. İnşallah oğlum ya. Kaan mide mi bulandırdı ya? Yapma anneciğim öyle. Yok mide bulanıyor. Tamam çocuklar. Oğlum lütfen. Köleklü uzun araç. Hadi bas gaza git de biz de dönüş yapalım şuradan. Uzun köleklü ne demek? Bak burada öyle yazıyor. Köleklü uzun araç yazıyor. Köleklü ne demek? Yani uzun araç demek anneciğim. Uzun araç. Evet novatoristlerden daha uzun. Onun ismi de köleklü deniyor. Otobüslerden daha uzun araç. Evet. Ama neden sonra hani bir tane yayı var. Yaya kimse biniyor da yani cam yok. Bankada millet yani. Maaş koruyor herhalde. Teşekkür ederim. Anne, senin anneannemi mi bıraktı ben? Evet anne. Ben orada televizyon izleyeceğim. Netflix. Neler akıllı duracak inşallah. Nereye park etmeyi düşünüyorum da. Siz şuraya park edeyim. Ben gideceğim zaten hemen. Çabuk. Kapı kapanıyor. Caner kapansın bir şey olmaz. Şifre değiş. Anneciğim durur musun? Allah akıl fikir versin sana. Dur iki dakika ya. Evet canlar. Bugün de bizden bu kadar olsun diyoruz. Ne yapalım Caner'ce kapalı yapalım mı anneciğim? Cansu Caner'in dünyasına abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ihmal etmeyelim. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Yapma ya öyle. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanetsiniz.